Günaydın Ters TV izleyicileri. Ben Ebru Doğdu. Bir Post Amerika programı ile daha karşınızdayım. 28 Nisan 2021. Maalesef yine şiddet haberleriyle başlayacağım Amerika'daki manşetlere. Hatta bu şiddet haberinde Chicago Sun Times gazetesinde yine bir genç öldürülüyor maalesef. Fakat hatta 6 ay önce de yazık bir arkadaşının hayatını kurtarmış. Ama bu sefer kendisini kurtaramamış. Hero in one shooting, victim in another. Rankin was shot Monday, 6 months after he helped save the life of close friend Sparks in another shooting. 13-year-old boy and his cousin wounded in South Chicago Drive by just a block from where he came to the aid of a 10-year-old girl shot in the back last fall. Yine bir cinayet haberi Daily News'da gördüğünüz kadın ağlıyor çünkü bir polisin ölümüne sebep vermiş. Nasıl? İşte alkollü araç kullanarak. Sorry, I killed cop. Handcuffed and sobbing Jessica on Tuesday sits in a police car in Queens, charged with the drunken driving death of NYPD officer Anastasios Tsakos. Şimdi Los Angeles Times gazetesine geçeceğim ve bundan sonraki manşetlerde hep maskeyle ilgili bir haber göreceksiniz. İki doz aşısında olmuş insanların maske takma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Tabii burada biraz da şeyi de motive etmek istiyorlar. Hani aşı karşıtları da hani bu özgürlüğe biraz özensinler diye. CDC özellikle açıklama yapmış. CDC's take, vaccination equals liberty demiş ki aşılama özgürlükle eşit. New mask guidelines say those who've had their shots can return to almost normal life. In the eyes of US health officials, there are two groups of people, those who are vaccinated against COVID-19 and those who are not. Şimdi bir sonraki haber maske ile ilgili değil, büyük şirketlerle ilgili. Amid pandemic, companies gave big amounts to Newsom's causes. Facebook, Google and Blue Shield of California are among the companies that contributed $226 million to government causes on Governor Gavin Newsom's behalf last year. Vali Gavin Newsom'un adına 226 milyon dolarlık rakama katkıda bulunan şirketler bunlar. Facebook, Google ve Blue Shield. An unprecedented level of spending that is raising alarms about the influence large corporations are amassing in Sacramento. Boston Globe'da Vali Baker'da maskeyle ilgili bir takım artık açılmalar planlıyor. Hatta işte şeyin ortasına kadar, yaz ortasına kadar bütün business'ları açmak hedefi. More than 13 months after COVID-19 first gripped Massachusetts, Governor Charlie Baker on Tuesday mapped a return to something resembling normal life, saying he will ease the state's outdoor mask mandate by week's end, allow bars and street festivals to return by Memorial Day, and potentially release businesses from all pandemic-era restrictions by mid-summer. Şimdi bir sonraki haberde ofis çalışma sistemleriyle ilgili. Artık hepimiz evlere tıkıldık ya, şimdi tekrar ofislere dönülecek ama nasıl dönülecek? Orada da bir planlama var. Yani her gün mü gidilecek, birkaç gün mü gidilecek? O çoklu desklerde oturulacak mı yoksa onlar bölünecek mi gibi böyle bir takım planningler var. Onunla ilgili bir haber bu. Employers crafting a new model of where we will work. A grand experiment is about to take place in office buildings across Greater Boston as many businesses begin reopening their offices to employees with newfound expectations around working from home. What that means isn't quite clear. Will all workers be required to come in a certain number of days a week, same days or different days? Evet, bakalım yeni planlama ofis hayatımızı nasıl şekillendirecek? New York Times gazetesi yine CDC'nin tam aşılı, yani iki dozu da olmuş kişilerin maske takma zorunluluğunun kalkmasıyla ilgili habere yer vermiş. CDC relaxes its rules on mask use outdoors for the fully inoculated. The Centers of Disease Control and Prevention took a major step on Tuesday toward coaxing Americans into a post-pandemic world, relaxing the rules on mask wearing outdoors as coronavirus cases recede and people increasingly are against restrictions.
The Sun gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Yine maskelerle ilgili. CDC easing guidelines for outdoor mask usage. Dışarıda maske takım veya açık havada maske takmakla ilgili. Yani çok böyle kalabalık olmadığı sürece, insanlar iç içe ve tanımadığınız insan grupları içerisinde olmadıkça hani artık maske kullanımı zorunlu olmuyor. People wearing face masks as a precaution against the coronavirus walk on a street in Philadelphia. Tuesday, the Centers of Disease Control and Prevention said that fully vaccinated Americans don't need to wear masks outdoors unless when in a large crowd of strangers. Ama tabii ki yine aşılanmış olarak. The agency continues, however, the urge to urge people to wear face coverings at indoor public places. Kesinlikle kapalı alanlarda maskeye devam, even if they have been fully vaccinated, aşılı olsalar bile. The Sun gazetesinde bir sonraki haber uzun yıllardır devam eden bir dava ile ilgili. İki tane küçük 6 yaşında çocuğun kaçırılması ve ölümüyle ilgili sorumlu tutulan kişi ömür boyu hapis cezası almış. Sexual predator called monster by families receives a life sentence. A sexual predator who evaded capture for more than 3 decades was sentenced Tuesday to life in prison without the possibility of parole for the murders of 2 6-year-old boys who were abducted near their homes. İyi olmuş. Biraz zaman almış tabii bu cezayı alması ama. The Wall Street Journal gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Federal health officials relax outdoor mask guidelines. Şeyde görüyorsunuz, böyle deniz kenarında oturmuş bir çift. İkisi de aşılarını olmuş ve ikisinin de maskeleri yok. Ken and Anna Seastrom on the beach in San Diego. Mr. Seastrom is fully vaccinated against COVID-19 and Miss Seastrom has had one shot. Erkek olan 2 aşısında olmuş. Kadın tek bir dozunda şu anda. The CDC on Tuesday issued new mask guidelines for people who are fully vaccinated. Bir sonraki haber şunu söylüyor. Amerikalılar büyük şehirlerden kaçmışlar bu pandemi döneminde doğal olarak. Hem o kiralar başımıza bela oldu, hem de yani büyük bir şehirde yaşamanın anlamsızlığını anladık. Belki o kadar pahalı ki, bir de artık hiçbir yere gidemiyoruz. In a lockdown year, Americans moved. Big cities lost residents, suburbs gained retirees went south as priorities shifted. Daily Sabah gazetesiyle yavaş yavaş Türkiye'ye geçiyorum. Pink supermoon lights up night skies around the world. Çok güzel bir manzara görüyorsunuz. Silüet, bir dolunay gerçekleşti ve pembe görünüyor gördüğünüz gibi. April's full moon is called a pink moon. Zaten pembe ay deniyor. Not for its color but after a flower, the herb moss phlox, also known as a creeping phlox or mountain phlox, one of the earliest spring flowers to bloom in the United States. It is also a super moon, meaning it appears larger than an average full moon due to its proximity to the closest points of its orbit to Earth. Ve 3 haftalık full lockdown'a giriyor Türkiye. Bir sonraki haber, Turkey enters nearly 3-week full lockdown to slow virus spread. The government made up its mind on the stark choice it faced and greenlit a full or rather tight lockdown to stave off the mounting cases of the coronavirus pandemic. The lockdown, which will start tomorrow evening, yarın akşam başlıyor ve 17 Mayıs'ta sona erecek. Bakalım Türkiye manşetlerinde neler var, detaylıca ileteyim size. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Soykırım diyen cahildir. Profesör Doktor İlber Ortay ile 1915 olayları için soykırım diyen ABD Başkanı Biden'ın kendi suçlarını örtbas çabası içinde olduğunu söyledi. Ortay ile Ermeni soykırımı olduğunu söyleyen tarihçileri de cehaletle suçladı. Türkiye'de de Ermeni soykırımına inanan tarihçilerin olduğunu belirten Ortay ile bu tarihçilerin bir broşürlük kadar bile bilgisi yok. Bir şey bilmiyorlar, konuşuyorlar. Nereden anladın da okudun? Bu Osmanlı'nın işidir diyenler de var dedi. Yine Biden'a o sözü geri al
diyoruz. TBMM Başkanlığı'nın Biden'ın soykırım açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair tezkeresi genel kurulda kabul edildi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilen tezkerede şöyle denildi: ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama nezdimizde çok hükmündedir, yok hükmündedir. ABD yönetimi radikal Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğmiştir. Bu konuyla ilgili haber merkezimizin hazırladığı haberi birlikte izleyelim efendim. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair bir tezkere vardır. Okutup oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle ve şiddetle kınıyor. Tarihin siyasi sayıklar tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz itirafları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama nezdimizde yok hükmündedir. Birinci Dünya Savaşı şartlarında yaşanan Osmanlı Devleti'nin Türk ve Ermeni halkları için trajik sonuçlar doğuran olaylardan 106 yıl sonra böyle sorumsuz bir açıklamanın yapılmasının sebebi değişen tarihi belgeler ya da uluslararası hukuk normları değil. Bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş ABD yönetiminin radikal Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğmesidir. Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklama halklar arasında yakınlaşmaya hiçbir katkı sağlamayan, akıl dışı ve sorumsuz bir adımdır. Türkiye 1915 olaylarının bağımsız uzmanlar ve tarihçiler tarafından araştırılmasını savunmuş. Bu amaçla 2005 yılında Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş ve arşivlerini tüm dünyaya açmıştır. Türkiye'nin bu kadar açık, kendinden ve tarihinden emin, işbirliğinden yana ve bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasını arzulayan tavrı altında 1915 olaylarının gelişim sürecini ve sonuçlarını yakinen bilmesi, uzak ve yakın geçmişinde hiçbir zaman belli bir halka toptan düşmanlık yapmamış olmasının özgüveni vardır. Bu bağlamda hiçbir politikacının ve hükümetin tarihinin araştırılmasından kaçınmayan, tam tersine 1915 olaylarına ilişkin münferiden ya da birlikte yapılacak tüm araştırmaları destekleyen Türkiye'ye söyleyecek sözü olamaz. Soykırım kapsamı son derece belirli, kullanımı çok somut şartlara bağlanmış bir uluslararası hukuk kavramıdır. Açıkça tanımlanmış bir suçlamaya işaret eden bu kavramın tahakkuku 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere yalnızca yetkili bir mahkeme tarafından hüküm altına alınabilir. 1915 olaylarının hukuken soykırım olarak tanımlanabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2015 ve 2017 tarihli kararları da 1915 olaylarına tarihi bir tartışmanın ötesinde bir anlam atfetmenin mümkün olmayacağını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Kaldı ki sıfatı ve makamı ne olursa olsun bir siyasetçinin mahkemelerin yetkisinde olan bir hükmü vermeye kalkışması hukuken ve ahlaken büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması, halkların refah ve emniyet içinde yaşaması için samimi gayret göstermek gerekirken, Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamanın halkları kutuplaştırmaktan, radikal aşırı çevrelerin gündemini desteklemekten ve nefret söylemini cesaretlendirmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyeceği açıktır. Bu çerçevede Başkan Joe Biden'ı tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinden kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz. 101. açılış yıl dönümünü gururla idrak etmekte olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, kimden ve nereden gelirse gelsin aziz milletimize ve ülkemize yönelik her türlü haksız söylem ve davranış karşısında milli onurumuzdan, bağımsızlığımızdan ve her safhasıyla iftihar ettiğimiz tarihimizden yana tavır almayı sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair bu bildirinin onaylanarak
oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın resmi gazetede yayımlanması hususunu genel kurulun tasdiplerine arz ederim. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın tezkeresini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Sabah gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Bütün Türkiye beni destekledi. İşkenceci eşini öldüren ve 108 gün sonra cezasız tahliye edilen Melek İpek duygularını sabah anlattı. Çok acı çektim. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ancak ileriye bakmak zorundayım. Başta ailem, bütün Türkiye bana destek oldu. Herkese çok teşekkür ederim dedi. Cennette bir fazlayız bu gece. Kahraman Teğmen Mehmet Kılık Pençe Şimşek Harekatı'nda iftarını açtıktan sonra şehadete yürüdü. İran kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona katılan Teğmen Kılık silah arkadaşlarıyla yaptığı iftarın fotoğrafını paylaştı. Bu görüntüden saatler sonra şehit düştü. Soykırım dersi verdi. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'a yönelik soykırım tepkisini dünya medyası manşetlere taşıdı. Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a attığı yanlış adımdan dönmeye çağırdı. CBS News lideri ABD Başkanı'nı sert dille eleştirdi. Voice of America, Erdoğan, Biden'ın sözlerini haksız mesnetsiz buldu. The Times of Israel, Erdoğan, Biden'ın tutarsız soykırım kararını fırçaladı. El Cezire, Erdoğan Biden'ın açıklamasının iki ülke ilişkilerinde derin yara açtığını söyledi. Türkiye gazetesine geçiyorum. Kapanma doğru adım. Gazetemize konuşan Çin Başkonsolosu Yardımcısı Wang Fei, virüs tedbirleri, aşı satışı ve Çin yatırımları hakkında önemli mesajlar verdi. Virüse karşı mücadelede tam kapanma kararı alınmasını doğru bir adım diye yorumlayan Başkonsolos Yardımcısı, Çin'de daha sıkı tedbirler alınıyor. Bazıları için bu önlemler problem olabilir ancak salgının önüne geçebilmek için bu yaptırımları uygulamak mecburiyetindesiniz ifadesini kullandı. Projeleri satan casus askerler, gizli belgeleri ve projeleri yabancılara satan casus çetesinin de üst rütbeli subaylarda yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı casusların kıskacında 27 Ocak'ta helikopter, gemi ve silah sistemlerini yurt dışına satan 4 kişi yakalanmıştı. Ele geçen veriler sonrası casuslara ikinci baskın yapıldı. Muvazzaf, albay, yarbay ve binbaşının arasında olduğu 6 kişi yakalandı. Deliller de çetenin casusluk ve ihanetini ispatladı. Tosuncu saklayanlar yakalandı. 2 milyar dolar çarpan TODEX sahibi Fatih Özer'in Arnavutluk'ta gizlendiği ev basıldı. Özer kaçtı. Evdekiler gözaltında. Yeni Şafak gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Hodri Meydan, işte belgeler. Devlet Arşivleri Başkanı Profesör Uğur Ünal, Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tezlerinin sağlam belgelere dayandığını belirterek gerçekleri merak ediyorsa ABD Başkanı Biden'a belge göndereceklerini açıkladı. Kriptoya takas bank formülü, kripto varlık borsalarındaki boşluk bu alana ilişkin yasal düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Hazine Bakanlığı, Sermaye Piyasaları Kurulu ve Merkez Bankası Takas Bank benzeri bir yapının oluşturulması için çalışıyor. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin kripto paraları saklama ve transfer yetkilerini sınırlandırma ile sermaye yeterliği şartı getirilmesi planlanıyor. Fransa'da terörü kınamak suç. Fransa'nın Valence kentinde Türk Belediye Meclis Üyesi Asalan'ın şehit ettiği Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğendiği için hedef oldu. Ermeni derneklerinin baskısı üzerine belediye başkanı Nikolas Yıldırım'dan istifasını istedi. Yıldırım görevi bırakmak zorunda kaldı. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Birlikte izleyelim. Buyurun efendim. J'entends bien votre demande. Yasin Yıldırım, Fransa'da Valence Belediyesi'nde meclis üyeliği yapıyordu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ermeni terör saldırılarında şehit diplomatlarımız başlıklı görseli kardeşinin sosyal medya hesabında gördü. Ermeni terör örgütü Asala saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bu paylaşımı beğendi. Bunun üzerine Ermeni lobisi harekete geçti. Yoğun baskılar üzerine belediye başkanı Nikola Daragon, Yıldırım'dan istifa etmesini istedi. Yasin Yıldırım, belediye meclis üyeliği görevinden istifa etmek zorunda bırakıldı. Fransız parlamentosu, Ermeni lobilerinin baskısıyla 2001'de çıkan yasayla 1915 olaylarıyla ilgili iddiaları soykırım olarak tanımlamıştı.
Milliyet gazetesinde tarihin tahrifi yok hükmünde. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için soykırım açıklamasına genel kuruldan başkanlık tezkeresiyle yanıt veren TBMM iddialar için iftira dedi. TBMM Başkanı Şentop imzasıyla hazırlanan bildiride ABD Başkanı'nın Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplendiği ifade edildi. Yine ABD ile ilgili bir haber. ABD önce kendi tarihine baksın. Sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin diasporanın tezlerini çürüten uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Türkkaya, Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamayı Milliyet'e değerlendirdi. Biden soykırımcı arıyorsa ABD tarihi ve Amerika kıtasındaki 286 farklı köken ve halktan 100 milyon yerliyi 18. yüzyılın başından itibaren nasıl katlettiklerine baksın dedi. Tarihi Kıbrıs görüşmesi başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. BM öncülüğünde Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenen 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs görüşmeleri dün Cenevre'de yapıldı. Konuyla ilgili haberimizi birlikte izleyelim. Buyurun efendim. İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor. İngiliz The Sunday Express gazetesi iddiayı bu ifadelerle duyurdu. Johnson hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu gayri resmi görüşmelerin beklendiği belirtildi. Toplantıdan uzlaşı çıkmaması halinde İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak resmen tanıyacağı ifade edildi. Bunun adada taraflar arasında dengeyi sağlayacak bir adım olacağına dikkat çekildi. Gazeteye göre resmi tanıma durumunda İngiltere ile KKTC arasında doğrudan uçuşlar başlayacak. Haberde doğrudan uçuşların başlaması halinde KKTC'nin İngilizler için popüler bir tatil beldesi olacağına vurgu yapıldı. Posta gazetesine geçiyorum. Sevgili seyirciler, yine bir dehşet haberi, dehşetin raporu. Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evindeki balkondan düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen ile ilgili olay yeri inceleme, fizik mühendisi, adli tıp ve bilgisayar teknolojisi uzmanlarından oluşan bilirkişi raporunda dehşet anları tek tek anlatıldı. Rapora göre Duygu Delen'in boyu ile balkon korkuluğunun yüksekliği değerlendirildiğinde Duygu Delen'in dengesini kaybederek kaza sonucu düşmesi mümkün değildir. Mehmet Kaplan'ın olay günü alkol aldığı ve uyuşturucu kullandığı tespit edilmiştir. Sanığın kontrolsüz hareketler yaparak Duygu Delen'e zarar verebilecek kadar hırçın olduğu değerlendirilmiştir demişler raporda. Sahiplenme oranı 4 kat arttı. Pandemide sahiplenilen hayvan sayısında 4 kat artış yaşandı. İzmirli veteriner hekim Doğa Erdinç, 16 yıldır veterinerim, 2020-21 yılında olduğu kadar bu denli bir evcil hayvan artışı yaşanmamıştı dedi. Güzel bir haber aslında. Yani onların da tabii bize ihtiyacı var. Bakalım spor dünyasında neler oluyor sevgili seyirciler? Her zaman biliyorsunuz Fanatik gazetesine ilk önce bakıyorum. Fanatik gazetesi muhteşem çarşamba demiş. Süper Lig'de büyük heyecan bugün 16'da başlayıp 20.30'daki nefes nefese maçlarla devam edecek. Büyüksün Mustafa Hoca, 1. Lig ekibi Altay futbolculuk döneminde kulübün efsanesi olan Mustafa Denizli'yi takımın başına getirmek istedi. 71 yaşındaki teknik adam kadroyu azaltın, benim paramı da Mehmetçik Vakfı'na yatırın, geliyorum cevabını verdi. Valencia'dan şampiyonluk mesajı. Fener'in yükselen yıldızı Valencia, şampiyonlukta bizim ne yapacağımız önemli. 5 maçta en iyisini kazanmak istiyoruz dedi. Foto Maç gazetesine baktığımda lider sahnede diyor, bakalım lider kimmiş? Kartal bu akşam Rize'de yüksek uçmaya çalışacak. Zorlu virajı kayıpsız atlatarak avantajı korumak isteyen Beşiktaş'ta Atiba ve Larin Rize'ye götürüldü. Atiba 11'de, Larin'in durumu ise maç öncesi belli olacak. Fırtına zamanı, ligi 3. sırada bitirmeyi hedefleyen Trabzon eski hocası Ünal Karaman'ın takımı Göztepe ile karşılaşıyor. 15 maçtır deplasmanda yenilmeyen Fırtına bay geçeceği hafta öncesi kazanmaya şartlandı. Evet sevgili seyirciler, bugünlük de haberlerimiz, manşetlerimiz, size için hazırladığımız bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.